Ölenin geri bir eşi, karısı, üç oğlu ve bir kızı var. Miras paylaşımı nasıl olmalı? Teala Nisa suresinin 12. ayetinde ölen erkekse, evladı da varsa, ister bir tane olsun ister daha fazla olsun, o evlat o hanımdan olsa da olmasa da fark etmez. O hanım 8'de birini alır. Yine Nisa suresinin 33. ayetine göre ilk önce onun payının verilmesi gerekir. Çünkü kadın ve erkek mirasa sözleşmeyle dahil olmuşlardı. Yani evlilik sözleşmesinden dolayı mirasçı oluyor. O kadın o anda eşinden almış olsa, boşanmış olsa ona şey verilmez. Ama bir insan kendi kararıyla akrabalıktan şey yapamaz. Ben karar verdim, benim annem babam artık bundan sonra falan diyemezsin yani. Dolayısıyla o 8'de biri eşi alır. Geriye kalan kısmı da oğullarıyla kızları arasında ikili birli paylaştırmak lazım. Bu da Nisa suresinin 11. ayetine göre. Şimdi iki oğlu var değil mi? Üç oğlu var. Şimdi üç oğul 6. Bir kız da 7. Anne de 8'de bir aldığına göre eşi de. Demek ki bunlar 8'e bölecekler mirası. Bir pay ölenin eşi karısı alacak. Bir pay kızı alacak. İkişer pay da erkekler alacak. Şimdi burada şunu söylüyorlar hep. Diyorlar ki kadınlara haksızlık yapılmıyor mu? Hayır bakın. Kadınlara haksızlık yapılmıyor. Çünkü Allahü Teala'nın koyduğu sistemde o kız evleniyor. Doğduğu ailenin bir ferdi olmaktan çıkıp eşinin ailesinin bir ferdi haline geliyor. Eşinin ailesine giderken ondan mehir alıyor. Ona bakma görevi de eşine ait. Yani şöyle bir hesap yapın. Diyelim ki bir erkek bir kız kardeş var. Babalarından kalma 3 milyon para var. 3 tane de daire var. Anne falan yok. Şimdi bir daire kızın, 2 daire de erkeğin. Kız evlendiği zaman bu bir daireyi kiraya verebilir. Çünkü eşinin ona ev ayarlaması lazım. Peki bu adam evlendiği zaman o dairelerden birisine eşini getirecek ancak bir daireyi kiraya verecek. İkisi de birer daire kiraya veriyor. Sonra bu 2 milyon, kız kardeşi aldı 1 milyon. Ama bu adam evlenirken eşine mehir vermek zorunda. 500 bin lira mehir verse parası 1,5 milyona düşer. Kız da eşinden 500 bin lira mehir alsa parası 1,5 milyona çıkar. Ondan sonra peki bu şahıs eşini geçindirmek zorunda, çocuklar olursa geçindirmek zorunda, öbürü de geçindirmek zorunda ama o kadının eşine 5 kuruş harcama şeyi yok. Aldığı paranın tamamını kendisi kullanabilir, tek kuruş vermeyebilir eşine. Ne oldu şimdi? Kadın daha karlı çıkmaya başladı değil mi? Şimdi Allahü Teala sistemini öyle kuruyor ki böyle kenetleniyor şeyler. Ve o mehir de ailenin bir sigortası gibi olmuş oluyor.